Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Deprem bölgesinde üstün bir çaba sarf eden, efor sarf eden maden işçisinin maden işçisine müjde olarak, Zonguldak halkına müjde olarak 1000 işçi alınacağını ifade etmişlerdi. Çünkü şunu herkes biliyor, devlet yönetenler şunu biliyor artık. Türkiye Taş Gümrükleri Kurumu'nun yaşaması gerektiğini ve yaşaması için de işçi alması gerektiğini yıllardır anlatıyoruz. Bu manada 2019 yılında 1500 işçi alınmıştı. O gün bugündür mücadelemiz devam ediyor yeniden işçi alınsın diye. GİMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TÇK işçi alım sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti. TÇK'ya alımlarda köylere kontenjan verilsin ve alımlar kurayla yapılmalıdır diyen Mutlu, devleti yönetenler artık şunu biliyor, TÇK'nın yaşaması gerektiğini, bunun içinde işçi alınması gerektiğini yıllardır anlatıyoruz. Bu manada 2009 yılında 1500 işçi alınmıştı. O gün bugündür yeniden işçi alım için mücadelemiz sürüyor. Cumhurbaşkanı'nın 1000 işçi açıklamasının ardından senlik olarak bunun yetersiz olduğunu, bu sayının çıkartılabilecek maksimum seviyeye çıkartılması gerektiğini, 3000'lere çıkartılması gerektiğini Türk İş Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklara ilettik. Bölgelerdeki siyasetçilerimize seslenmek istiyorum. Bu süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için taşın altına herkes elini koysun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız 1000 işçinin alınacağını açıklamıştı. Biz de sendika olarak, Genel Maden İşleri Sendikası olarak bu bir işçinin yetersiz olduğunu, bunun çıkarılabilecek maksimum seviyelere çıkarılması gerektiğini, 3000'lere çıkarılması gerektiğini Sayın Enerji Bakanımıza ve Çalışma Bakanımıza ve Türk İş Başkanımızın öncülüğünde devletin en üst mertebesi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatılmıştı. Tabii ki taleplerimizin ne kadar makul ve haklı talepleri olduğunu biz üstüne basarak Zonguldak halkı adına, Zonguldak bölgesi adına anlattık. Ve taleplerimize gerçekten makul ve mantıklı taleplerdi. Bu manada Sayın Enerji Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın görüşleri de olumlu yönde oldular. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu ilettiler ve Cumhurbaşkanımız bu sayının 2000'e çıkarıldığını Filyos'taki yapmış olduğu mitingde, açılışta ilan etmişti. Tabii yeterli mi değil. Kesinlikle Türkiye Taş Gömleri Kurumu'na ivedilikle daha çok işçi alması lazım. Ancak şu bir gerçek ki şu anda nefes alabilmemiz için, kurumun üretimdeki işçi açıklarının giderilebilmesi için önemli bir adım atılmış oldu. Ancak bu yeterli değil. Bir an önce bu işçilerin müracaatlarının alınması ve hızlı şekilde işbaşı yaptırması lazım. Çünkü bu arkadaşlarımızın işbaşı yapıp eğitim sürelerinin tamamlanması ve işe motive olabilmeleri için uzun bir zaman lazım. Bu zamanı kaybetmemek adına bir an önce bu arkadaşlarımızın verimli hale getirilmesi ve Türkiye Taş Gömleri Kurumu'nun ve ülkemizin ivedilikle kazanabilmesi için ivedilikle bu arkadaşlarımızın, işe girecek olan arkadaşlarımızın ve iş başvurusu yapacak olan işsiz kardeşlerimizin müracaatlarının hızlı bir şekilde alınmaya başlaması ve bu sürecin sonuçlanması gerekiyor. Ben buradan tekrar sizler vasıtasıyla bölgedeki siyasetçilerimize seslenmek istiyorum. Bu süreci hep beraber lütfen hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için herkes taşın altına elini koysun. En kısa zamanda bu süreç sonuçlanırsa hem Zonguldak'ımız adına, hem Türkiye Taş Gömleri Kurumu adına, hem ülkemiz adına hayırlara vesile olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu manada kesinlikle bu işçi alımı sürecinde en azdan en çoğa kadar katkısı olan herkese, tüm siyasilere, siyasi iktidar olsun, muhalefet olsun, en başta Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay Başkanımıza ve emeği geçen herkese ve Cumhurbaşkanımıza bu kararı olumlu şekilde sonuçlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Ancak sürecin de hızlı şekilde sonuçlanması için bir adım daha atılmasını talep ettiğimizde buradan duyurmak istiyorum. Bir de müreffeh köy uygulaması diye daha önce uygulanan, Türkiye Taş Gömleri Kurumu'ndan işçilerde uygulanan bir sistem var. Yani her köyden bir işçi almasına yönelik, her köyden müracaat edenlerin yüzde kaçı kadar olacaksa alım sayısına göre onların orantılarının belirlenip her köyden kesinlikle işçi alması gerektiğine inananlardanız biz de sendik olarak. Çünkü bütün köylerden 3-5 kişi alınırsa bütün köyler canlanmış olur. Bu şekilde olmadığı zaman ilçeler ve köyler bakımından haksızlıklara şahit olabiliyoruz. Geçenki alımda buna şahit olduk. Bazı ilçelerden, beldelerden hiç alınmadı. Bazı ilçelerden, beldelerden çok işçi alındı. Dolayısıyla bu haksızlığın önüne geçmek için bu dağılımı adaletli şekilde bölge havzanın tüm bölgelerine adaletli şekilde yapılabilmesi için de dediğimiz müreffeh köy uygulamasının yapılması ve bütün köylere kontenjan tanıması gerekiyor. Ancak o yapılırken dahi yine de kurayla yapılması gerekiyor. Kura olması lazım. Kura olmadığı takdirde biz mülakat olmasını talep ediyoruz. Ancak mülakatta da maalesef üzülerek ifade ediyoruz ki bu işe her yerden bir şaibe karışıyor. Torpiller oluyor, o oluyor, bu oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Muhalefet liderleri de zaten bu konuda mülakatların haksızlığa sebep olduğunu dile getiriyorlar. Ve mülakatın kaldırılacağına yönelik sözleri zaten seçim meydanlarına hep beraber şahit oluruz. Ve ben de bunun doğru olduğuna inanıyorum. Kesinlikle kura olması lazım. Ancak her köye adaletli şekilde bir yayılma şeklinde olacak şekilde köylerin kendi arasından kura çekilmek şartıyla bu sistemin en adaletli şekilde sonuçlanması en büyük arzumuz.